Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Son zamanlarda tarafıma sıklıkla yöneltilen bir soru için video çekeyim istedim. Şimdi arkadaşların şöyle bir derdi var. Kuşlara eşliyorlar. Erkek dişi eşleniyor kuşlar. Kuşlar yumurtluyor. Daha sonra işte yumurtaların boş çıktı konusunda çok büyük sıkıntı var. Şimdi bu kuşların yumurtaların boş çıkmasının sebebi tamamen erkeğe bağlı bir olay. Dişinin herhangi bir bu anlamda görevi yok. Ha belki çok nadir olarak dişide de bazı problemler olabiliyor. Ama bu hani 1000 kuşta bir tane falan şeklinde. Eğer yumurtalar boş çıkıyorsa sorun erkekte. Ama bu sorunun aşılması için hem erkeğe hem dişiye müdahale edilmesi gerekiyor. Bu sorun özellikle kostüm kuşlarında yaşanıyor. Kostüm kuşlarının tüy yapısı biraz daha farklı olduğu için bu elimdeki bir kostüm kuşu değil ama burada göstereceğim. Bu eşsiz bir kuş olduğu için gösteriyorum. Kostüm kuşlarında tüy çok kalabalık olduğu için eşlenme tam yapılamıyor. Yani erkeğin penisi dişinin vajinasına ulaşamıyor tüylerden dolayı. Bu durumda yapacağımız şey şu. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar yine kuşlara eziyet ettiğimizi falan düşünecek. Sadece göstermek amaçlı söylüyorum. Yapıyorum bunu. Ama eğer yumurtalarınız dölsüz çıkıyorsa, bunu sürekli bu durumla karşılaşıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Şimdi şu bölgede kuşun anüs kısmı var. Şimdi burası bu şekilde kapalı olduğu için kuş eşleyemiyor. Ondan dolayı hem dişinin hem erkeğin popo çevresindeki tüyleri yolmanız gerekiyor. Yani şu üzerine kapatan tüyleri ben çok az göstereceğim size. Şuradaki tüyleri şu şekilde tamamen yolmanız gerekiyor. Bunu ne zaman yapacaksınız? Bunu kuşlar eşlenmeye başladığı zaman yapacaksınız. Yani kuşlar yumurtada yatarken falan yapmayacaksınız. Kuşlar eşlenmeye başladığı zaman hem erkeğin hem dişinin popo bölgesindeki tüyleri şurada görüyorsunuz. Popoyu bu şekilde birkaç tane daha alalım. Bu şekilde açacaksınız ki erkeğin penisi dişinin vajinasına ulaşabilsin ve dölleme gerçekleşsin. Eğer çok kapalı bu açılabilecek şekilde ama çok tüylü kuşlarda bu durum maalesef yapılması gerekiyor. Özellikle de yeni genç kuşlarda bu durum çok oluyor. Ondan dolayı popo bölgesindeki tüyleri yoluyoruz. Yine kuşlara eşlemeye hazırlamak için bazı küçük takviyeler var. Örneğin kuşlarınıza burçak vermeniz, kenevir tohumu vermeniz. Kenevir tohumuna bülbül yemi de deniyor. Bunları vermeniz kuşların kızıştırmasına yönelik doğal takviyeler olacak. Bununla birlikte E vitamini ve selenyum. Kuşlarınıza E vitamini ve selenyum mineraliyle destek yaparsanız yine kuşlarda döllenme ve neşelenme olayı artacaktır. Daha böyle neşeli kuşlar, işte daha uçuş performansı yüksek kuşlar elde edeceksiniz. Çünkü kuşlarınız kızışmış olacak. Değerli arkadaşlar, videolarımızı takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu anda 10K'nın üzerine, yani 10.000 abonenin üzerine ulaştık. Bunların hepsi de gerçek aboneler. Herhangi bir bot ya da farklı bir şekilde abone ekleme durumu kesinlikle söz konusu değil. Bizlere destek olmak adına, kanalımıza daha fazla abone çekmek adına paylaştığımız videoları diğer sosyal medya kanallarında paylaşarak, örneğin Facebook gibi, bize çok büyük destek sağlamış olursunuz. Elime almışken kısaca da şu kuştan da bahsedeyim. Kuşumuz kara kanat, yenice ırkı. Bu ırka enicede şeklinde söyleniyor. Genel anlamda Mısri olarak isimlendiriliyor ama Mısri çok genel bir tabir.
Bunlar çok eski kan, kara kanat yenecek bu yeri veren bir ırk bu. Her rengi çıkıyor bunun, mavisi, işte kula kanatı. Bunlar kanat gül, hem kanadı hem kuyruğu aynı renkte. Benim kendim ayırdığım damızlık bir kuş, buna uygun bir eş bulamıyorum. Bu kuşların hem kostümleri çok güzel hem de akılları çok çok iyi. Kesinlikle yakalanmıyor. Bunlardan daha henüz yakalanma olmadı. Yaklaşık 5 yıldır falan bende bu nesil. Şu anda elimde tek erkek var bu damardan. Sahipteki kümeste yine kardeşleri var ama şu anda bende tek var. Uygun bir eş, buna da arıyoruz. Damarı güzel, kostümü güzel bir kuş. Bunlar paçasız kuşlar. Ayaklarında paça yok. Bunlar özellikle Turgutlu'da, Manisa'da, Turgutlu'da, yatağı Turgutlu diyebiliriz. Zaten bunun babası da Turgutlu'dan gelme bir kuş. Manisa Turgutlu'dan gelme bir kuş. Önde gülleri var. Boyun bölgesinde gagaları kısa. Çok kısa değil ama. Buldarlar gibi gagası kısa değil. Ve şu alnının ortası düz oluyor bunları. Çok pörtlek gözlü olmuyorlar. Çok sevdiğim bir ırk. İleride inşallah kuş uçurmaya başladığımda bu nesilden yavrular uçurarak sizlere de göstermek isterim. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu, güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.